can sıkıntısından çıkmanın yolu beyni güçlendiren ve beyni şekillendiren, beyni hayal gücünü arttıran, yüzle çarpan filmler izlemek. Onla çarpan, yüzle çarpan filmler izlemek. Çünkü öyle filmler var ki hakikaten böyle hadiselere, evrene, dünyaya, uzaya, insanlığa bakış açını tamamen dönüştürüyor yani. Dolayısıyla sinema dünyası çok önemli. Hem can sıkıntısından kurtulmanı sağlar, hem de hadiselere bambaşka bir açıdan yaklaşmanı sağlar. Bu konuda benim en böyle sevdiğim yönetmen ve böyle çığır açan yönetmen Christopher Nolan. Christopher Nolan'ın filmlerini, bütün filmlerini tavsiye ederim. Hepsinde böyle inanılmaz hayal gücünü arttıran öğeler var. Ve çok böyle büyük vizyonlar. Evet, kedimiz de geldi. Kapıdan. Sizin bahçeniz değil mi hocam orası? Evet evet, bahçe duvarına çıktı şimdi. Christopher Nolan hakikaten her filminde bambaşka bir şeyler, kapılar açıyor. Mesela bu bilinçaltı dedik ya, bilinçaltı ve rüyalara girdiği filmi Inception. İzlemediyseniz tavsiye ederim mutlaka ki izlemişsinizdir yani. Ama mesela orada böyle çok etkileyici bir sürü şey var ama rüyaları nasıl inşa edersin? Yani rüyaları nasıl hacklersin? Rüyaların içine nasıl girersin? Rüya mimarisi diye bir şey var. Mimari ve rüyayı birleştirmişler değil mi? Katman katman rüya inşa ediyorlar. Bilinçaltında rüyalar nasıl inşa eder? Bunları mesela kat, hani bir sürü katmanları var. Birinci level'a iniyorsun, oradan bir başka level'a, oradan aslında sınırsız katmanlar var bu şekilde bilinçaltında yani. Ve bunları katman katman inceleyip her birinde mühendislik harikaları kullanarak, hayal gücü harikaları kullanarak bilinçaltında casusluk yapıyorlar filmde. Yani ve bu bambaşka bir bakış açısı dağılıyor sana rüyalarla, bilinçaltıyla ilgili. Bütün dünyanı değiştiriyor yani, genişletiyor. Aynı şekilde Interstellar'da alıyor seni, işte kara deliklerin kenarlarına kadar götürüyor. Hiç bilmediğin, hayalinde olmayan gezegenlere kadar götürüyor. Bütün bunları yaparken zaman, mekan mefhumunu değiştiriyor. Zamanın ne kadar göreceli olduğunu anlıyorsun mesela o filmi izlediğin zaman. Mesela dünyada 35 sene geçiyor. İşte herkes yaşlanmış oluyor. Bunlar birkaç dakika yaşamış oluyorlar falan. Hani bunlar nasıl oluyor? Yani o bir gezegene gidiyorlar değil mi? Orada mesela dağ zannediyorlar. O dağ zannettikleri su. Suymuş meğer, geliyor üzerlerine falan. Hatırlarsanız öyle, ya da işte kara deliğin kenarından geçerken mesela yaşlanıyorlar falan böyle ya boyutların dışına çıkıyorlar. Yani bunlar hani ne oluyor bu sefer? Yıldızlar arası yolculuklara çıktığında insanlığı mesela neler bekliyor? Asla mesela hayal edemeyeceğim şeyleri hayal etmiş oluyor o filmleri izledim. Mesela bazı filmler de var ki ne kadar eskise de 1960'da yapılmış. Yani 1930'da ama o kadar güzel yapılmış ki 100 sene sonra izle, hiçbir şey eksilmez değerinden. IMDb 250'ye bakarsanız mesela orada çok güzel filmler var. Özellikle eski filmleri tavsiye ederim. IMDb'nin 250 listesinde. İzlemediğiniz film varsa hepsini izleyin ben. Çünkü insanlığın ortak mirası sonuçta. Ve bu kadar insan bunu ilk 250'ye aldıysa burada çok önemli güzel hakikatler vardır. Ya da çok böyle çığır açıcı hayaller var. Onun için sinema dünyası da çok önemli. Doğru şeyleri izlemek. Hani hep aynı tür izliyorsan mesela onun dışına çık yani. Mesela sürekli macera izliyorsun. Ya bu sefer de başka bir şey izle yani. Komedi izle ya da işte bilim kurgu izle. Sürekli bilim kurgu izliyorsan bu sefer de tarihi bir film izle. Hani başka açıdan yaklaşan filmler izlemen gerekiyor.